Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda sizlere yine çok güzel bir yemek tasarladım. Farklı bir patates pişirme yöntemi diyebilirim. Çünkü elimde 2 dilim antrikot var. Buzluktan çıkarttım, eridiler. Burada 3 tane kırmızı bir soğanım var. Kalmış öyle sepetin içerisinde. Onları çıkarttım. Normal yemeklik soğan da elbette olabilir. 2 diş sarımsak var. Ananas dilimlerim var burada. 5-6 dilim kadar. Ananası hiç kızarmış olarak, ızgara olarak yediniz mi bilmiyorum. Bir deneyin ızgarada. Tadına bayılacaksınız. Ayrıyeten burada 1 kilo kadar patatesi soydum. Şöyle dilimledim. Küçüklü büyüklüydüler. Ortalarından dilimledim. Birkaç kere yıkadım. Biraz suyun içinde beklettim. Şimdi tekrar suyun içinde ama bu suyla tencereye koyacağım artık. Şimdi eline değdin, yıkamadan koydun derler. En iyisi ben bunu tekrar bir yıkayayım. Ellerim temiz çünkü aslında ama dezenfekte sprey sıktım hatta başlamadan önce. Neyse. Haşlayacağım. Üzerine örtecek kadar suyla. Çok fazla haşlamayacağım. Dağılmasınlar diye. Neden bu şekilde yaptım? Çok daha sağlıklı olacağı için bu şekilde yaptım. Patatesi iyice yıkadım. İyice birkaç kez suda bekletip ondan sonra suyunu değiştirdim. Nişastasını almak için. Çünkü asıl rahatsız eden bizi nişastası aslında patatesin. Bir miktar haşladıktan sonra bunları ben fırına süreceğim. Baharatlayıp fırında pişecekler tekrar. Arzu ederseniz fırın kullanmak istemezseniz tabii ki tavada da çevirerek yapabilirsiniz. Baharatlı harika olacak antrikotun yanında ve aynı şekilde ızgarada antrikotu yaptıktan sonra ananasları da ızgara yapacağım. Izgara yüzlü tavada. Yanına da güzel bolca bir yeşil salata yapacağım. Et, sebze, meyve, işte yeşillik olarak lif olarak mesela ananas da lifli bir meyvedir. Güzel bir menü oluşturacağım öyle. Şunu hemen bir yıkayayım ben tekrar sudan geçireyim. Yıkadım, döktüm. Kamerayı açmayı unutmuşum. bu şekilde biraz daha haşlandığı zaman nişastasını yine bırakacak. Suyu azalacaktır veya kalacaktır biraz dibinde. Tencereye dökünce biraz az oldu. En iyisi biraz daha su ilave edelim. Şöyle bir miktar üzerine örtsün. Sonra dibine tutma riski çok çünkü. Haşlanırken kaynadıktan sonra zaten kısık ateşe alacağız. Yavaş yavaş pişecek orada. Tuz falan eklemedim şu anda. Kapatıp hemen ocağa koyuyorum. Patatesler haşlandıktan sonra suyunu süzdüm ve tepsiye aldım. Maalesef biraz dağıldı, biraz fazla bekledi. O arada bir işim çıktı. Onunla ilgilenirken suyun içinde beklediği için fazla yumuşadı. Şöyle kırmızı soğanları üzerlerine, kenarlarına serpiştireceğim. Sarımsakları da doğradım aynı şekilde. Bu arada tuzum da Himalaya tuzu ve deniz tuzu karışık. Onu da söylemiş olayım. Gaz. Kekik. Karabiber. Karabiberi de ben hep tane karabiber kullanıyorum. Tane karabiber alıyorum. Ve kahve makinesinde çekiyorum. Biraz biberiye ve fesleğen karışımı döktüm. Biraz da şöyle kırmızı biber serpeceğim üzerlerine. Ve üzerine fındık yağı dökeceğim. Daha sağlıklı olduğu için şöyle az bir şey gezdireceğim. Tamamdır. Şimdi fırına vereceğim hemen. 220 dereceye ısıttım. Fazla yumuşadıkları için 220 derecede pişireceğim. Hemen kızarmaları için. Şimdi ızgara yüzü tavamı koydum. Isındı. Etlerimi hemen şöyle üzerine ısınınca iyice bırakacağım. Evet, ızgara yüzü tavamı ısıttım. Dumanlar çıkmaya başladı.
etleri hemen şöyle bırakacağım. Bu cızırtıları duymalısınız tavanıza koyduğunuzda etleri. Bir dakikada öbür yüzü hızlı ateşte, yüksek ateşte olduktan sonra ateşin derecesini ortaya indiriyorum. Biraz da o yüz olduktan sonra üzerine hemen biraz kekik ve biraz da karabiber serpeceğim. Henüz tuz ekmedim. Şimdi ikinci kez çevirme zamanı. Bundan başka bir de öbür yüzünü tekrar çevireceğiz. O kadar. Diğer taraflarına da biraz karabiber ve kekik ektikten sonra orayı da kızartalım. İlk yüzeyi ikinci kez tekrar çevirip tavanın kenarına alalım. Ya da başka bir kaba alıp kaseye, sıcak bir kaseye ama kaba koyup üzerini kapatalım, dinlensin 10-10 dakika kadar. O esnada biz dilimlediğimiz ananasları aynı tavada arkalı önlü kızartalım, görmüş olduğunuz gibi. O esnada eşim eve geldiği için ben direkt etleri de bıraktım soğumasın diye. Zaten bir miktarda kısmıştım ocağı. Patatesler artık oldular. Onları fırından aldım. Tabii isterseniz bir miktar daha kızartabilirsiniz. Benim vaktim olmadı daha fazla kızarması için. O kadar lezzetli, güzel oldu ki bu patates. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yanında et ve ananasla kızarmış muhteşem bir yemek öğün oluyor gerçekten. Çok doyurucu, bol proteinli, lifli. Umarım sizler de severek yersiniz. Biz çok seviyoruz bu yemeği. Şimdiden teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Lütfen videomu eğer beğendiyseniz WhatsApp gruplarınızda, sosyal medya hesaplarınızda, Facebook gibi, Twitter gibi paylaşmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Beğeni ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun.